Benim sesim zaten iyi alacaktır. Şimdi tekrar iş yapalım, kapat istersen. Bir referans editörü bir daha açalım. Yani şey, referans editör nereden açtığımızı bir daha açalım. Tamam. File'da, Maya'da. File'da referans editör. Dediğim gibi arkadaşlar, bu dosyayı haricen kullanır. Haricen kullandığı için, tekrar ediyorum. Mesela bu karakteri aynı anda, şöyle düşünsenize. Sen bir nolu şatı yapacaksın, Zeynep iki nolu şatı yapacak. Burcu üç nolu şatı yapacak. Ezrek bir tane. O dosyada animasyon yapılıyor olsa hanginiz animasyon yapacak? Sürekli farklı kaydet, farklı kaydet mi gelecek? O yüzden öyle olmuyor arkadaşlar. Şöyle oluyor. Referans editör dediğimiz şeyle hemen buradan bir artı butonuna basabilirsin. Teknik detaya gerek yok. Artı diamond var ya. Bastığın zaman mesela desktop'a git. Ki aslında daha önce de söyledik. Desktop'tan çalışılmaz. Proje dosyası olarak çalışılacak diye söyledik ama. Şu an sadece Jeffrey izleç. En az Jeffrey MB. Şurada. Aşağıya biraz aşağıya. Evet. Bir alsın dedi. Tamam. Referans. Şimdi inşallah bir şey atmamışızdır. Tamam. Güzel. Şeyi aşağı atabilirsin. Referans editörle işimiz bitti. Kapatıyorum. Ha. Şimdi bunu save as'de. File'dan save as dedim. İşte arkadaşlar normalde bir klasör aç. Hani Jeffrey Walkcycle diyebiliriz buna. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, bakın bir de bunun güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Normalde sağlıyorum ben bir tane ev yaptım değil mi? Bahçe yaptım, bina yaptım, şehir yaptım. İşte oldu 300 MB setim oldu, 200 MB setim var. Şimdi referans editöründen dosyayı haricen çağırdığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Diyor ki, ben sadece bu dosyayı dışarıdan okuyorum bilgisini aklımda tuttuğu için aldığınız her kayıtta dosya boyutu çok küçük oluyor. Yani 200 MB'lik dosyayı okuyorum diye her kayıt 200 MB olmuyor. İşte animasyonuna göre 500 KB, 1 MB yaptığın animasyona göre. Değişikliği kaydediyor. Ha, değişikliği kaydediyor. İşte yer değiştirirse yer değişikliği bilgisini kaydediyor. Modeli kendisinin poligon şeyi kaydetmiyor. Şey gibi yani, motion capture gibi. O sadece bilgiyi denebilir. Yani. Hani çünkü tamam. Orada hareketin bilgisini alıyor ya. Orada da hareketin bilgisini kaydediyor. Aynen, hareketin bilgisini kaydedecek animasyon içinde. O yüzden hani her istediğiniz kadar da kayıt sayısını arttırabiliyorsunuz. Ya dosya çok şişti, işte ev alıp götüremiyorum falan gibi bir şey yok. 3-5 kilobaytlık, yani 3-5 biraz fazla iddialı oldular. En fazla 1-2 megabaytlık dosyalar halinde kayıt alıyor. İsmini demo Jeffrey Walkcycle'ların dosyanın ismi. Ha? Şimdi Jeffrey Walkcycle diye bir klasör oluşturdum masa üstünde. Onun için diyeyim şu an. Dosyayı ne diye kaydedelim? Jeffrey Walkcycle diye. Ha mesela aynen olabilir. Jeffrey Walkcycle alt çizgi işte versiyon girmek istersen hani mesela yapım aşamasındasın ya sen buna. Evet. İşte Walkcycle buna ne denebilir? Jeffrey Walkcycle. Süreç devam ettiği için. Birinci walk cycle olmaması için şey, sen 0-1 de buna çarpalım, geçelim. Yani orada hiçbir şey olacak. Her zaman işlerin bitmiş hali 100 klasörde olması iyidir her zaman da. Tamam, kaydettim. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, kesinlikle animasyonla uğraşıyorsanız unutmamız gereken bir şey var. Bir, şurada, adım sana göstereyim. Şuraya geldim, şu üçgene tıkladım. Evet. All objects off. Ve sadece çizgiye tıkla. Bu. Bu şudur arkadaşlar. Normalde işte rig yapılırken kemik yapılır, model yapılır, işte bir şey yapılır, bir sürü şey olabilir sahnende. Kamera olabilir. Ama bir animatör, yani kaba tabiriyle ben size kullanmanız için bir oyuncak araba ve kumandasını veriyorsam, kumandadan başka bir yere dokunmayın demek bu. O yüzden animasyon yapıyorsanız kesinlikle bu şekilde çalışmanız lazım. Ekrandan çizgi haricinde hiçbir şey seçemeyiz. Eğer işte rigcini istediğiniz kimse size diyorsa ki işte orada locator var, locator'dan yap. İtiraz edin, locator istemeyin. Her şeyi kontrol curve dediğimiz bu çizgiler halinde olması gerekiyor. Bir diğer çalışma kolaylığı da şu olacak. Ne olur? Ben dosyayı kaydettim, kaydetmeni oran bakıyormuş. Jeffrey Walkcycle. İçi boş gözüküyor, kaydedememiş. Neden öyle? Ben orada new folder diye bir şey gördüm. Belki o şey olabilir. Dur bakayım, bak şurada... Yok değil. Şurada bir hata verdi kaydetmeyle ilgili. Bir tane bakalım o zaman ne diyor? Yani user small meeting. Detect
desktop'a tıklayayım mı? Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Hani şey proje default projenin içerisine sinse şuraya kaydedelim istersen. Şuraya yeni bir tane folder. Burada ne diyelim? Guest Jeffrey Volkscycle demiştik ya. Bir yerde zaten yapıyor musunuz böyle? Dediğim şeyi yapıyor musunuz? Bir yerde arkadaşlar ekranlarda sadece kontrol objelerini çıktı aşağıda. Sıfır bir diyorum bunu. Alt çizgi koy bir de grup o şey arasını. Şurada alt çizgi var, buraya da alt çizgi. Buraya da alt çizgi. Yani okunak olması açısından bir de şey. Tamam. Şeyle okalım. Gerçi şu an şunun içinde değiliz. Tamam. Şimdi bir. Bunu yaptık. Ekrandan başka hiçbir şey seçemiyorum. Sallıyorum. Model seçemiyorum. Seçebildiğim tek şey curve. Bir diğeri de animasyon yapacağınız bütün pencerelerde. Hani mesela 4 pencere olur. Başka bir kameradan bakıyor olabilirsiniz. Şu an için bizde 4 tane var. Hepsinde show'dan none. Show'dan sadece NURBS çizgileri, NURBS Curves nerede? NURBS Curves artı Show'dan model objeniz poligon. Hepsi için, sen de yani bunları yap. Show şeyinde, Show, None, Show'dan NURBS Curves ve Show'dan poligon. Bu da eğer yukarıda yanlışlıkla Curve seçimini şey yaptıysanız, ki yapmamak çok önemli, ilk söylediğim daha önemli. Curve'dan başka bir şey seçemiyor. Seçiyorum hocam ya, ben bunu seçtim. Şuradan ilk önce selection master'ı açar. Güzel. Tamam, sen de yapıyorsun. Şuradan. Şimdi şuradan da na. En hızlı bir şekilde böyle yapabilirsin. Şuradan. Nasıl görürsün? En üstteki. Ve poligon. Bak mesela şu an modeli seçebiliyorsun. Yukarıyı es geçtim. Seçmemen lazım. Seçemiyor olman lazım modeli. Yukarıdan all objects off tak. Üçgene tıkla. O mavi box'lar var ya. Böyle yapmazsan animasyonu silerim bak. Gelip söyleyeyim. O Mac'le ilgili. Ben mesela Oscar adında bir İspanyol arkadaşla çalışmıştım bir daha. Ve mesela bir şekilde işler güzel gitsin diye hani sıkıntılı gitmesin diye çalıştım. Bana söylediği şey şuydu. İşin başındaki adam sanki işlerse izlediğin gibi gitmiyorsa ki o arkadaşın yaptığı işi sildi. Hani zorla bizim SS diye tabir ettiğimiz şeyle öğrenecek bu işi böyle yapmayı. Ama hani prodüksiyonlar hani öyle şeyle yapılmaz işte. Yani ben böyle yapıyordum, bunlar yapılmaz. O yüzden seçemiyoruz değil mi hiçbir? Hani sadece curve seçilecek, ekranda da sadece şey görülecek, model. Ha bu arada bizim yapmadığımız surface modeling diye bir şey var. Şu anda çok güncel değil. Eğer varsa onu da show'dan, NURBS surface kısmı var. Show'dan diyene seçilebilmekten bahsetmiyorum. Orada kullanabilirsiniz. Şimdi her şey gayet güzel, hazır. Hadi. Şimdi animasyonumuz walk cycle olduğu için şuraya 25 frame yapacağız. Buyurunuz. Adı cycle olduğu için
Hadi o resmi image plane olarak istersen al, bir şekilde al. O tamam. İstersen site'dan al. Şeyde. Site penceresinden alabilirsen. Şunu kapatayım mı? Olur. Şuradan geleyim. Önüne gelmiyorum. Sadece. Dört pencere gel. En üstteki. Sağ klik yapabilirsin orada. Sağ klik yap. For view. Şuraya şeyi alabilirsin. Tamam. İmaj play. Arkadaşlar illa imaj play'i çağırmanıza gerek yok ama mesela biz şeyi de göstersene. Ne? Bu sözlüğünde hangi resmi indirdiğini. Ha. Buradan indiriyorum. Neredeydi o? Dosyanın ismine bakmam lazım. Tamam, bak. Dosyanın ismi neydi? Şurada WalkCycle'da yazı görüyorum. Evet. Evet, orada WalkCycle'da. Şimdi arkadaşlar, siz de internetten şu WalkCycle'ı aramanızı isteyeceğim. Aynı açısı olsun. Desktop'a göstereyim mi onu bir daha? Göster. Açınca zaten buradan gözükecek ya. Aç direkt burada. W nerede? WalkCycle. Ne almadı? Görmüyorum çünkü. Show demedik. Show'dan bu seferlik şöyle yapalım. Image planes. Nerede image planes? Şimdi yani normalde modelleme yaparken yaptığımız şey vardı ya, image plane çağırıyorduk. Onu bu sefer sadece şey olsun diye, bize referans olsun diye şey yapacak. Siz de şu WalkCycle yazıp şu görseli internetten indirin. Ben planeyi açtım ama siz... Hangisini demiştin? Neyini açtın? İmaj mı? Şunu da Jeffrey diye bir tarafından tamam, şunu bir bulun. Sonra istersen şöyle de yapabilirsin. O neydi? Dur. Saçmalıklarla uğraşıyor zaten. Şimdi bir tane de kayıt alalım. Ctrl C tekrar all objects of çizgi. Ha tabii yani bize böyle şu an için deneme taslak olduğu için imaj planı atıyoruz dediğim gibi ama başka zamanlarda bu olmasın yani. Ya bulamazsınız kendi referanslarınızı. Hani frame frame bir yerden izlersiniz, pozlarınızı girersiniz. Bu arada olur mu? Olur ama direkt bu şekilde yüzde yüz oturmaz. Kendinize videoya çekersiniz, bunu imaj sekansa çevirirsiniz. Mayanın background'unu alırsınız. Mayanın background'undan da pozları rahat rahat. Hem bu da stroboskop yapılır. Anahtar pozları. Aynen öyle. Zaten öyle çalışıyor. Çok şey. Herkes şey, WalkCycle'ı indirdi mi? Yani animasyonla ilgili, en azından WalkCycle animasyonla ilgili. Ha, internet? İnternet girmiyor. Aslında bilgisayardan önceden yüklep ben girmeden internet oldu ama. Tamam, şey değil. Çünkü mesela tüm bu kadar çalışıyoruz. Öyle mi? Hangi evet, direkt bulunmamız için. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi animasyon zamanımızı da şuraya 25-25 yazmanızı istiyorum. Cycle dedik ya, 25 frame, 1 saniyelik bir cycle olsun. Yani. Uygundur yani. Seçimden kapattın ya. Outline'de tabi. Outline'de de en açık renkli seçiyorsun. O kadar da uzay şey yapmayın. Uzattın mı ki? Outline'ı da bulamıyor. Bak şimdi bin de okuldu. Hocam ne yaptık ama ters durdu ben de. Tamam.
Eksi 90 play'ini seç. Seçemezsen outliner'dan seç. Çünkü niye bütün seçimleri evet. kapattırmıştım ben size. Açın outliner'ı, image play'ini seçin. Rotate DLC'ine eksi 90 verip yukarıya çekin. Hadi. Şu ilk pozu vermemiz lazım. Tamam. Geldik. Şunu bir geri alayım mı o kadar? Çok da önemli mi? Gerek o kadar tamam. Yani resim önünde. Tamam. Yapmamız gerekiyor. Şu anda yapmamız gerekiyor. En azından şunu yapabiliriz. Perspektife geldim. Şimdi tabii hangi ayağın önde olduğuyla başlayacağım. Şimdi basit bir şey anlatayım ilk önce. Şimdi eğer şeyse, biz şunu biliyoruz değil mi? Hani Murat Hoca bunu çok iyi anlattı. Değil mi? İşte ayağımı öne götürdüğüm zaman ne oluyor? Hani yere olan dikey uzaklığım azalıyor değil mi? Yani vücudum niye aşağı iniyor? İşte bir bacağım öne, diğer bacağım arkada kaldığı zaman, yani bacaklarım açıldıkça vücudum aşağı doğru yaklaşıyor. O yüzden bazı animatörler şöyle yapar. İlk önce vücudu pozisyonlandırır. Mesela tekrar side'a gelsene şeyden. Hemen. Mesela ne oldu? Şuraya baktığınızda ayak öne geldiği için vücudun zaten şu an çizimde çok belli oluyor mu bilmiyoruz ama mesela bakın. Kafa çizgisi var hocam zaten. Ha, o şuraya vermişim. Hani bacakların arası ne kadar açık olursa vücut o kadar aşağıda olacak demektir. İster bununla başlayabilirsiniz. İster vücut kontrolünü tuttum. Bir miktar aşağı çektim. Şimdilik şey olması için hani normalde böyle sayısal değerlerde yuvarlama yapılmaz da hani şimdi pratik olsun diye nokta ikilik mesela aşağı indirdim ve hangi ayağımın önde olması ile ilgili olarak başlıyorum. Tabii şunu es geçmiyorum. Normalde yürüme animasyonu için özellikle ben riglerinizde arkadaşlar ayak kontrolü tuttuğunuzda foot roll diye bir şey var. Foot roll'u geriye doğru çektiğimde bu arada ağırlıkla ilgili bir problem var gibi gözüküyor. Onu sonra düzeltiriz artık. Evet. Hatta bunu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Referans çalışmanın güzelliğini burada da göreceksiniz. Ağırlık bu şu anki ağırlık boyama probleminin ana dosyada düzelttiğim zaman animasyonumda da düzeldiğini göreceksiniz mesela. Bu da hani işin şeyi olacak. Bu arada rig'de şu an ben uzama eklediğim için şey konusu çok sıkıntılı değil. Mesela şunu da bir birim. Şunu da eksi 20 derece. Yani dedim ya bu kadar katı bir sayısal olmak zorunda değil. Estetik bir şey ama şu an taklit etmesi kolay olsun diye böyle yaptık. Eksi 1 olsun. Futrolla da biraz. Ha, futrolla biraz şey yaptığım zaman anlıyorum ki bu biraz daha geriye gidebilir. Değil mi? Ya da gitmesin o kadar gelin. Ya da futrol o kadar rol olmasın. Hocam dönüşü kısıtlıyor ya. Şeyi ters çevirebilirsin. Neyi? Arkada referans resmini koyduk ya. Hı hı. Dediniz de döndürün diye. 25 derece falan döndürüyor. Bir yerden kısıtlı. Reset tool yaptı. O da şey yaptı. Tamam onu düzelteyim. Ama önce şunu yapmam lazım. Çok kötü duruyor ya şurası. Evet. Şunu bir Ctrl C deyip file bunu hemen şeyde open scene. Jeffrey'nin kendisi nerede? Desktop'a değil mi?
Şimdi şunu alalım. Şöyle Ctrl S dedim. Şimdi File, Recent Files'tan da bulabilirim. VoltCycle 01. Gördün mü? Düzeldi. Referans çalıştığınız zaman hani bozukluğu ana dosyada düzelttiğiniz zaman onu kullandığınız bütün dosyalarda, 1000 dosyada, 10.000 dosyada her şeyi düzelir. Şeyde. Şimdi nasıl olacak? Bu önde, değil mi? Bu geride. İstiyorsanız çok az şöyle bir şey yapılabilir. Bu arada şişman karakterlerin uzuvlarını az salladığını aklınızda bulundurun. Yani iri karakterlerin diyelim. Yani zayıf bir insan gibi sallandırtırsanız biraz şey olabilir, saçma olabilir. Kiyle. Nasıl kiyliyorum? Bütün curve'lerimi all objects of sadece curve. Bütün hepsini seçtim. S'ye bastım. Kiyledim. Aynı şeyi 25'te de kiyliyorum. Tamam değil mi? Şimdi 13. frame'de bunun simetrisini alacağız. O yüzden değerleri yuvarlamak istedim. Al. Aynı şekilde burada da keyi sonra düzeltiyor. Önce düzeltip sonra keyi. Şimdi şöyle, ilk önce direkt S'ye basıp keyleyebilirsin. Direkt S'ye bas. Burada. Tamam, bas. Kırmızı keyleri attı. Şimdi önde yani pozun simetrisini alacağız. Yani şöyleydi ya. Şöyle olacak. Şu şeyin görüntü şeyin altına girmiş de. Hı, tamam. Evet. Mesela bak böyle durumlarda şeyi düzelteceğine hemen window outliner'a gel. Image plane. Hı. Ben bunun tahminen yerisinin eksi, eksi de mesela sallıyorum şöyle 5 yapsam yeterli olacaktır. Hmm. Tıkla herhangi bir boş bir yere. Şey, tamam. 13'e geldin. Evet. Yani 1'den başlayıp 25'te bitiriyorsam tam ortası 13 oluyor bunun. 0'dan başlasaydım 12 olurdu. Sadece S'ye mi basıyoruz? Yani S'ye bastık ama bütün kontrolleri ki. Bu arada ileri çekme. Hani şey değil. Şöyle. Şey, şuradan seçimleri şuradan yapabilirsin. Anladım. Ayağı burada bu da arkadaki ayağı ileri alıyorum bu sefer. Arkadaki aynen öyle. Arkadaki ayağı öne, öndeki ayağı arkaya. Öne savurduğun kolu arkaya savurduğun kolu öne alıyorsun. Bu arada mesela ben şimdi Jeffrey'nin ayağındaki ağırlık problemini düzelttim ya. Mesela onu tekrar sizin makinalarınızda desktop'ta yerlerini kopyalayıp dükle hissettiğimizde şu ayağındaki o şey yerde kalma problemi çözülecek. Ha? Ağırlığı mı düzeltmeye çalışıyorsun? Ha? Yani niye ağırlığı düzeltmeye çalışıyorsun?
Hemen değiştir o zaman. Şimdi arkadaşlar bakın mesela rig'den bahsediyoruz ya. Rig'de foot roll diye bir şey var değil mi? Ayak kontrolü seçtiğiniz zaman. Bu hiç ayağın kendisini rotate etmeden yürümenizi sağlatacak. Yani şunu yapabilirsiniz. Ayağı aldınız, yukarıya çektiniz, rotate ettiniz, rotate ettiniz, bıraktınız ama foot roll gibi şeyler kontrolle hemen işte topuk yere bastı, ayağını kaldırdı, götürdü öne. Onu önceden ayarlamak gerekiyor. O rigçi ayarlar. Senin yapman gereken bir şey değil. Her rigde ayağında foot roll gibi ya da foot roll adına benzer bir adlı bir tane pratik bir ayak kontrolü vardır. Olması gerekir. Yani toynaklı bir hayvanın ayağında foot roll olmaz, o yüzden yoktur şunun ama hani normalde yani topukları yere deyip sonra işte tarak gibi üzerinde yükselen karakterlerde şey var, foot roll var. Onu hocam sadece zaman soruyordu. Foot roll şey, müzikte var şimdi ama. Gerçi kol burada daha geri gitmiyor. Hı? Gidiyor mu kol? Tam simetrisini alıyoruz yani. Ayaklar değiştiğine göre kol da geliyor. Diğerini de öne al. Diğerini seçmem için önce. Şu. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra gene bütün kontrol körlerini tutup S'ye basın. Ben şimdi bütün kontrol körlerini tutup S'ye basın dedim. Biraz ekran şey yapıyor. S'ye basmayı unutma. Şimdi normalde eğer çalıştığınız yere göre mesela karakter set diye bir şey var. Kontrol körlerini tutmadan S'ye bassan da ki atmasını sağlayan bir şey. Ondan hiç bahsetmediğim için girmiyorum o konuya. AutoKey. Yok değil. AutoKey zaten şu an açık. Onu göreceksiniz zaten. Evet. Şimdi mesela timeline'ı sürüklesene. Yani normal play gibi. Play yani şey. Devam ettir. 13'ü de geç. Mesela şeyi de gireceğiz, tamam mı? Şimdi burada mesela ne oldu? Aslında girdiğimiz pozlar ayakların tam açık halleriydi. Şimdi bir de ayağın ağırlığın tamamen bir tane ayağın üzerinde kaldığı, yani diğer ayağın yerden kesildiği pozlarımız var. Onda da 13 ile 1 arasında, yani 7 olacak o, 6 frame sonrası, 7. frame'e gelip mesela burada, bak bakayım hadi, hangi ayak yerde sabit olması gerekiyor? Çevir ekranı. Bu arada ekranı bol bol çevirin, pozlarınızı görün, elinizde şey olsun ya. Burada. Şimdi biz iki kontağı yaptık şu an. 25 ile 1, 13 şey 25 ile 1 de iki kontağı yaptık. 13'te ara aynı şeyin simetrisine girdi değil mi? Mesela şimdi bakıyorum burada. Şu an şu ayağım yerde olan ayak, yani yere sabit basan ayak olması gerekiyor. Bu arada sen bunu rotate deme şarttın. Evet. İşte rotate istemiyoruz. Niye? Bahsettiğimiz şey oydu. Evet. Foot roll'u yapacağız. Ha, foot roll'u. Rotate'e hiç girmiyorsun. Çünkü bir sana zaten pratik bir şekilde şey verilmiş durumda. Ayak kontrolü. Hı-hı. Şu... Gördün mü? Hiç şeye girmeden, rotate'ini ayarlamana gerek kalmadı. Hayır, hiç rotate etmeyeceksin demiyorum. Gerektiğinde rotate edilecek. Foot roll'u eksiye doğru çektim. Okay. Mesela hani tam simetrisinde istersen sayısal değerlerine bakabilirsin ki bir sonraki aşamada şey olacak.
Şimdi tabii işin biraz daha estetik olması için gerekli olan şeylerden bir tanesi. Bir kere 13'ü geldik, tamam, güzel. Ama birden bakın 7'ye geldiğimde bu ayağın tercihen işte tam bedenin altında olup bütün dengeyi taşıyor olması gerekiyor. Yani mesela şu adımı atıyorum ya ben, hani sizin de görüyorsunuz. Mesela şöyle yapıyorum değil mi? Şurada hani yere sağlam basan ayağın bütün dengeyi taşıması gerekiyor. O yüzden hani tam olarak vücudun altında kalırsa daha güzel olur. Pes poz olacak. Ha? Şeydeki pes poz olacak. Pes. Yani öyle mi tabir ediliyor? Sanırım öyle değil mi? Mesela şuraya geldim. Translate Z'si. Şurada 0 olsun. Güzel. Artık ayak yere sabit basıyor değil mi? Ayak yere sabit bastığı için hani kalça alçakta değil, yüksekte. Ve şimdi bu bacağımı gördün mü? Evet. Mesela burada belki mesela 13. poza baktığım zaman şu ayağın sanki biraz daha şöyle futrolunun daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela -20. Şimdi de 7'nin tam simetriği olan 19 burada diğer ayak yere basacak. Değil mi? Evet. Diğer ayak yere basacağız zaman da ne yapacağız? 1. Yani şunları bir kere otomatik olarak 0'a girdim. Yine vücudumun yüksekliği artık olabilir. Çünkü artık dik basıyorum. Bir de hani şöyle yürüme animasyonunda mesela şunu eğer yaşlı değilsek dizleri kırmıyorsak yani kimse şöyle yürümüyor değil mi? Hani mesela ayağını atarken hani şöyle geçirmiyor yani. Hani bir vücut ağırlığı taşırken ne yapıyor? Kaslar hani burada biraz anatomik düşünürsek kaslar ağırlığı kemiklerin üzerine yüklüyor mesela. Bir yerde kaslar çekiyor sonra tam dengeye geldiğin zaman aslında orada hani bütün ağırlığı aslında kemikler taşıyor. O yüzden kırık tutarsan kaslarını zorlarsın. Yani insan böyle yürümez. Özellikle bir amacı yoksa da bu egzersizdir yani böyle yürütmek adamı. Bayağı bildiğin kasları zorladığı için. Hani insan öyle yürümez. O yüzden dizinin dik, bacaklarının dik olması gerekiyor normal bir yürümede. Özellikle dediğim gibi spesifik bir şey istemiyorlarsa. Bunu yaptık. Ayaklar yere bastı. Sonra tetkiyi yaptım ama kaydım. Neden acaba? Bir düşün bakalım. Ama yaptım aslında. Ha, peki bütün kontrol köylerin seçili miydi? Yoksa sadece değiştirdiklerin mi oldu? Ortamımı gördüm. Hepsini seçtim mi yani? Ben o zaman gördüm. Daha animasyon yaptın sonrasında. Yok yani. İşte. İşin güzel tarafı da bu ya. Falan diyormuşum. Mesela şu an ayağı yukarıya çekmiştim ya 7. pozda. Hani o yüzden hani normalde çok yapılmaz da şuradaki değerler yani 0.38 işte 1.15 falan. Bu arada işte scriptler, pluginler, hoverlar, zıvırlar var. Hani tam bunun simetrisini aldıracak. Hani daha oraya girmediğimiz için gerek yok. Daha kolay bir yöntem var yani bunun aslında. Yani şey direkt simetrisini alırsın sayısal değer olarak. Ama kayıt altında bulunuyor. Sizden aynısını beklediğim için değil. Ben şöyle yapabilirim bunun için. Şey yapayım. Mesela şuradaki sayısal değerleri görüyorum ya. Normalde Maya'da copy tab demek. Pencere seçilen obje değişse bile
şuradaki pencereyi kaybetmemesini sağlar. Ben mesela şu kontrol curve'ümü ama buradaki değerleri şey yapabilir miyim? Neyse boşver bunu. Mute ederdim ben onu da. Vazgeçsin. Boşver onu. Yaz rotate şeyde 380 olacak. Seçtim. Yukarıya çekiyorum. Channel box'tan yapayım da. Aslında aynı şey ne? 7'ye geldim. Rotate 30. Bir tane daha değer vardı değil mi? Şu da eksi kaçtı şeyde. 115. Güle geldim. Eksi nokta 115. Tekrar ne yapıyorum? Yine bütün kontrollerimi seçtim. Kiliyorum. Şimdi sağ klik. Playback speed. Real time. Playback looping. Continuous. Tamam. Graf editörden ayrıca looplamaya gerek yok. Yani şey, graf editörden looplamak isteyebilirsin. Yani kayıt dışı olarak söylüyorum arkadaşlar. Üzerinde biraz çalışsanız, herhangi bir animasyon projesindeki yürüme şeyini alırsınız. Tamam hani, biraz önce eğik olarak. Ya şimdi biraz önce eğik olmakla birlikte şu yapılabilir. Güzel. Mesela ya da el salınımı falan bir siz oturun. Tamam. Sen zaten şey yapamıyorsun hani burada. Hani şimdi mesela benim beklediğim şeyler var. Yani vücuttan hareket yaparken beklediğim şeylerden bir tanesi öne attığım adımın yani adıma göre kalçanın o tarafa doğru dönmesi. Mesela bunun üst vücudu şey olmasın da mesela gerçekten tumbum gibi hareket ediyor. Yani vücudunun sadece üst tarafta bir yukarı aşağı bir hareketi var. Ama normalde yani tırdı yürümelerde tercih edilen şeylerden bir tanesi. Öne attığın adım var mı yani? Adım atarken kalçasını döndürmemeyi başarabilen var mı aramızda? Yok. Yani çok küçük adımlarla yürümen lazım. Yani onda bile yapamıyorsun. Yani bir şekilde gidiyor yani. O yüzden adımın önde olduğu zaman şuradan vücudun biraz şöyle öne döndürülebilir. Ama ben mesela Rick'te hatırladığınız gibi kalçayı bağımsız yapmıştım. Kalçayı bağımsız yapmamın da böyle bir güzelliği var. Yüksekliğini yani biraz izole etmiş oluyorum. Yani mesela kalçayı heyden bunu Rick'in bir saniye. Tamam. Erik'te bir şey atlamışım da gene. Oluyor arada. File. Save scene. O yüzden şimdi bir şey yapalım. Save. Tamam, neyse. Boşver onu. İlgilenme onunla, boşver. O kendi başın içerisine bak. Şimdi şu kısmı es geçtim arkadaşlar. Bir şekilde o atladığım bir şey olmuş. Düzelttim de şu an önemli değil. Dediğim gibi kalçanın önde olduğu tarafa doğru, adamın önde olduğu tarafa doğru kalça hafiften
hareket yapar. Mesela küçük hareketler. Sallıyorum belki 5 derecelik. Burada bakın her frame'e key atmanın avantajını burada yaşıyorum. Ya da bütün kontrol curve'lerine anahtar karelerde key atmanın avantajını burada yaşıyorum. Mesela burada 5 girdim. İşte tam ayak ortaya geldiğinde kalça da orta olacaktı. Zaten sıfırda keylediğim için sıfıra kendi otomatik olarak geldi. Buraya geldiğimde işte sallıyorum belki eksi 5. Sonra 19'da keyim olduğu için gene kendi sıfıra geldi. Hani 25'e geldiğimde ki şu pozun aynısı olacağını biliyoruz zaten. 5 derece. Yanlış yerde 5. X'de 5 yaptım. Aynen. Şöyle bir yani zaten şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şu pozda şu dirseğiminle bir miktar şöyle büksem sallıyorum belki 20 derece. Şuraya geldiğimde biraz geriye doğru, normalden biraz daha geriye doğru ama çok az. Yani dirsek çok fazla geriye doğru iş yapmaz, sadece burada biraz estetik katması açısından olabilir. Şunu şöyle aldım biraz. Bakın anahtar poro, tekrar ediyorum, anahtar keylerde bütün curve'leri seçip keylediğim için şu an yaptığım değişiklikler hemen şey oluyor. Peki Adem, ben anahtar değişikliği, yani kareler değişikliğimi yapıyorum ve tekrar S'ye basmıyorum. Fark ettin değil mi? Evet. Bu nasıl oldu? Yaptığım değişikliği nasıl anında kaydediyor? Evet. Normalde anahtar kareleri seçip hepsine keyledikten sonra, S ile keyledikten sonra şurada gördüğünüz auto key açık olduğu zaman yaptığınız değişiklikleri tekrar key selected demeden hafızasında tutuyor. Şuraya geldim. Bakın. Geriye çektim. İşte kaç derece? 5 derece mi demiştik buna? 5 derece dedik. Herhangi bir keyleme işlemini yapmıyorum. Enter girdiğim anda peki şöyle bir şey söylesem size. Şimdi normalde karakterimi yandan izledim. Tamam, kalçası döndürüyor. Bir miktar döndürüyor. Değil mi? Şimdi normalde tabii burada değil mi, rigin eksikleri var. Mesela ben yaptım rigi. Evet. Yani rigin eksikleri var. O da şudur. Normalde kalçamın döndüğü tarafın ters tarafına da şey mi, göğüs kafesi mi dönüyor olması lazım. Yani sonuçta ben bu bacağımı ileri atıyorsam da bu kolumu ileri atıyorum. Bu da şöyle bir hareket veriyor. Hani biliyorsunuz hani şöyle bir hareket veriyor. Hani bunu döndürdüğüm yerin tersine de göğüs kafesini dönmesi lazım. Şimdi normalde
Şöyle rigler yapılabiliyor. Buna da bahsediyor. Hani sanıyorum alt taraf hareketlendirdiğinde üst taraf sabit kalsın. Aynı bahsettiğim şey kafa için de geçerli. Normalde de kafada da. Sen yürürken hep karşıya bakıyorsun. Kafan da seninle birlikte böyle dönmüyor. Şu an yaptığımız ilginin basit olması için o tarz özellikler eklenebilir. Eklenebilir mi? Evet. Hemen şu an eklenebilir mi? Evet. Ama normalde işte mesela kollar için de geçerlidir. Pek çok şey için bu yapılabilir. Rigi yaparken kullandığımız tekniklerle halledilebilecek şey. Evet. Yani normalde yapmazsan elde kilgiliğe girmen gerekebiliyor. Mesela o yüzden ben şu an sallıyorum anahtar karem burada işte kalçayı yani daha doğrusu bütün üst vücudu döndürdüm. Tabii tekrar ediyorum. Normalde aslında biraz önce düzelttiğim rigle hani sadece şununla rotate etmiş olsaydım ki yapmam gereken oydu. Gördüğünüz gibi vücudun üst tarafı şey olmuyor. Etkilenmiyor. Bu anlamda işte rigi de tanımanız gerekiyor. Hani kalça bağımsız bir şekilde hareket edebiliyorsa, üst taraftaki göğüsü kontrol eden şey bağımsız bir şekilde hareket edebiliyorsa bu sizi şey yapar. Konforlu bir animasyon yapmanızı sağlar. Şu an dediğim gibi ben de çok güzel şey anlatamadığım için bugüne has olarak değil zaten. Animasyonu çok iyi anlatabilen bir insan değilim. Ama şu an yapacağım şey en azından doğrulatmak şeyi. Sallıyorum burada 5 derece döndüyse vücudumun üst kısmını da diğer tarafa doğru sallıyorum gözüme hoş gelecek şekilde bir eksi 10'la deneyeyim. Sayısal değerleri yazdım. Aynı sayısal değerlerin diğer tarafı eksisini yazdım. Bu arada eksi 10'sa diğer pozda da 10 yapayım. 25'e geldim. Eksi 10. Mesela bu sefer ne oldu? Hani şöyle yukarıdan bakarsak daha iyi göreceğiz. Mesela görüyor musunuz? Hani omuzunu öne arkaya, öne arkaya, öne arkaya savurmuş oldu böylece. Şu an bakıyorum tekrar. Bu arada tabii şöyle bir şey var. Şu an hala birinci karemi doğrulattığım için şu an normalde ben aslında 25. kareye ki girdim ama aslında yapmam gereken şey 24'e 24 yapmak. Yani çünkü 25 ile 1 aynı olduğu için 25'e gelmeden 1'e geçmesi gerekiyor. Ama hala pozlarımı doğrulatma işlerine devam ettiği için onu yapmadım. Ya bir izin meselesi var. Yavaş şu an otomatik olarak o şekilde çalışıyor zaten. Şöyle normalde şu an daha açmadığımız Window Animation Editor, Graph Editor'da işte sallıyorum şu an ne var? Mesela kolun swing hareketi. Rotate'ye. Mesela şöyle F'ye bastığım zaman zaten easy in easy out çalışıyor. Ama mesela düzeltmek istediğin zaman şunların mesela şeyleri, tanjantlarını düzeltebilirsin. Şu an çok göze görülür etkisi olmayacaktır ama. Hani şuradaki grafik istediğin şekilde oynayıp şey yapabilirsin. Şu an pozlara takılıyor. Evet. Tamam mı? Yani şu an Graph Editor'a girmeyin. Burası yani bir sonraki aşama. Düzgün pozları girdikten sonra baktığınız pozlarla şey yapamıyorsunuz. Sonraki aşama olacak. Peki o zaman tekrar Adem'e bir soru sorayım. Adem şu an iki ayakta yerde değil mi? Ben şunu biliyorum. Ben bir ayağımın üstüne bastığım zaman bunu bizim sonuçta biliyorsunuz. Kalçamız şu hareketi de yapıyor değil mi? Çat çat. Değil mi? Mesela hangi ayağımızın üzerine basıyorsak kalçamız onun ters yöne şöyle dönecektir. Tamam. Bunu da çekileyebilirim. Yani şu an kütük gibi duruyor şey. Beli. Mesela şöyle eksi 3'e, şey 3 değil eksi 3. Eksi 3 gireyim burada. Şuraya geldiğimde de
3 gireyim. Tabi burada şöyle bir problem var. Aslında ilginç bir şey oldu da. 0. Tam 0 olması lazım. Şuraya bayağı üzerine bastı. 3. Ha şuraya tekrar şey girmedik. 25'e. Şimdi şunu tekrar 25'e 25 yapayım da. Şuraya gelim. Şuraya da eksi 3'ümü gireyim. Bu tıkı niye yapıyor? 25'te 25. Eksi 3. Ha pardon, burada şey olmayacak ki, burada 0 olacak. 0. Burada 3. Burada 0. Burada eksi 3. Evet. Şimdi son olarak Window Animation Editor, Graph Editor. Rotate Y'sine bakıyorum. Ya çok güzel olmadı, farkındayım. Yani. Ama bir şekilde. Ya bir süre çalışarak benden daha iyi bir motor olabilirsiniz. Ya. O kesin de. Ama en azından bir şey, yani bir fikrimiz olmuş. Gidir, bilmiyorum. Zeynep ne eklenebilir buna? Mesela eller şöyle kütük gibi duruyor. Kimse böyle yürümez. Omuzlar kalkabilir. Eller daha esnek olacak. Hı. Yani şöyle sallıyorum. Değil mi? Güzel pozlar bu anlamda işe yarar. Hatta şu en son aslındaki o rotate diye dik şeyimden çok hoşlanmadım. Siledebilirim. Keylerimden. Ya da çok daha küçük tutabilirim. Bilmiyorum. Şu an hoşuma gitmedi oradaki şey. Timeline'ı görebiliyor muyuz? Sanki böyle layer'mış gibi. Nerede hangi animasyonlar? Nasıl nerede animasyon? Dediğim bir keyframe'de sadece bacak oynuyor. Onun bacağını bilerek bulabiliyorum ama timeline'de görebiliyor muyuz? E tabi canım, mesela hangisini seçersen onun key varsa timeline'da da gözükür yani o key. Öyle. Evet, anlatamadım. Hani böyle daha büyük pencere. Hani şey, Max'teki gibi olacağım işte. Ya o zaman Max'te animasyon yok. Max'teki gibi görmek istiyoruz lan. Bu iş böyle. Neyse. Şimdi mesela sallıyorum, genel bir şey relax yapalım. Çok fazla uğraşmamak adına bütün curve'leri tuttum. Hatta şuradaki de bütün curve'leri tuttum. Böyle değildir relax'ın pozu ama E'ye bastım. Biraz şöyle döndüreyim. Belki istersek işte şunları da şöyle tuttum. Mesela bunu bu haliyle burada şimdi şeyleri pozunu değişmeyeceği için parmakların pozu animasyon esnasında değişmemesi için aslında direkt poz girdim. Ya bu ne ya? Karambol şey seçiyorum. Şimdi o zaman belki daha önce bahsetmişimdir. Bunu
bütün şeylerde aynı key'i girmek istiyorum. Pratik yolu nedir? Şimdi ben bunlara key verdim. Bütün pozları tuttum, key verdim. Bir sonraki poza geçersem ne olacak? Değerler sıfır olacak değil mi? Sıfırda keylediğim için. 13'te keyledim, 7'de keyledim, 19'da keyledim. Zeynep, var mı fikir? Mesela şu an ben ilk parmaklarımda bir animasyon olmayacak şu an. Sadece pozladım. Tamam. Ama mesela daha önce ben bunları sıfırda halinde keylediğim için bu haliyle kalması istiyorum. Çünkü sanıyorum 7'de, 13'de vesaire de yine şey olacak bunlar. Bunu nasıl çözebilirim diye bir ufak bir soru sordum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Normalde işinize yarar. Timeline'da orta klikle gezmek. Bak timeline'da orta klikle gezdiğim zaman timeline'ı oynatıyorum ama animasyon oynamıyor. Yani bu da şu demektir, sayısal değer değişmiyor demektir. Yani ben şu anki sayısal değerlerimi, 1'deki sayısal değerlerimi 7'ye de kopyalamak istiyorsam yapabileceğim kısa şeylerden bir tanesi orta klikle, timeline'da orta klikle sürüklersem S'ye bastım, 13'e geldim, orta klikle S'ye bastım, S'ye bastım. Hatta 25'e de tekrar geleyim. S'ye bastım. Dediğim gibi timeline'da orta klikle sürüklediğiniz zaman zaman üzerinde geziyor gibi olursunuz ama animasyon oynamadığı için sayısal değerler değişmez. Yani ben bu pozisyonumu artık normal sol klikle oynattığım zaman onlar tekrar sıfıra dönmeden şey yapmış olurum. Graf editörden sayısal, yani graf editörde şöyle bir şey oluyor. Benim tercih etmeyeceğim şey window animation editor, graf editör. İlk başta bir sürü şey gelebilir. Grafik gelebilir. Yani ilk animasyonu zaten şu, sadece parmaklar seçildi zaten şu an. Yani sen ne yapacaksın? Her key'de bir önceki sayısal değerin olduğu yere, yani işte sallıyorum buna geldin. Sayısal değeri kaç olsun dedin. İşte hepsinin 13 olsun dedin değil mi? Sallıyorum. Tamam, olur. Olmaz diye bir şey yok. Animasyonun başında graf editöre çok fazla girmemeye şey yapıyorum. Tercih ediyorum. Yani anlatırken. Çünkü zaten normalde beklediğiniz hareket easy in, easy out'u, yani o şeyde gördüğünüz, tumumda gördüğünüz şeyi Maya otomatik olarak kendi öyle attığı için her default'unda şey oluyor. Tercih edilebilir bir şey oluyor. Sana bakıyorum. Adem başka ne yapılabilir? Mesela tam ortasında 7. frame'de kolları yandan savururken ne yapıyor? Bu kollar vücudun içine giriyor değil mi? Bunu engellemek için omuzlar biraz açılabilir. Omuzlar açılıp dirseklerden içeri bükülebilir. Değil mi? Hani orada gözüne ne güzel gözüküyorsa artık öyle söyleyeyim. Açtık. Benzer bir şey ne olacak? 19'da da olacak değil mi? Mesela böyle baktığım zaman değil mi? Ya da buna bağlı olarak vücudun dönme yönünün aksinde mesela şu an tam fronttan bakayım şeye, karakterime. Mesela karakterim kafasını sağa sola sallıyor. Hani bu şey değil. Yürüyen, düz yürüyen bir adam karşıya bakar. Yani karşıya bakıyorsa karşıya bakar. Sağa bakıyorsa sağa bakar. Vücuduyla birlikte genelde kafasını döndürmez. O yüzden burada vücudun, dediğim gibi ben bütün üst vücudu kontrol eden curve'ü animasyonladığım için vücudu döndürmek adına, kalçayı döndürmek adına aslında yanlış bir hareketti. Sadece kalçayı kontrol eden diğer şeyi kontrol etmem gerekiyordu. Ama hani eğer istersen bunu da bu tarafa doğru karşıya bakacak 10 derece mi döndürmüşüz? 10 dereceyle tam 5 derece miydi? 5 dereceyle karşıya baktın. Animasyonu devam ettirdim. Burada
Mesela gördüğün gibi şimdi tam da karşıya bakıyor değil mi? Yani biraz önceki o salak saçma kafasını sallama hareketinden vazgeçtin. İşte ben dediğim gibi rig'e o şeyi ekleseydim, global şey, space switch diye bir şey var işte. Kafa neyin açısını takip etsin? Hani vücudunu döndürdüğünde de kafası karşıya sabit baksın mı gibi kontroller var. Onları eklemediğim için ayrı şey yapayım bunlarla ilgili. Yani şu kafi şey olarak. Ya bu arada şeyi de söyleyeyim size. Hani mesela ben sadece kolları öne savurdum. Ama aslında insanda değil bütün canlılarda yani memelilerde en azından kolları olan köprücük kemiği çok aktif çalışır. Mesela ben kolumu öne savururken köprücük kemiğimin hareket etmediği düşünülemez mesela. Şunu yaparken hareket etmeyen bir köprücük kemiği yok. Kolu yukarıya kaldırırken köprücük hareket etmemiyor. Geriye çekerken sürekli hareket halindedir şu köprücük kemiği. Hani o yüzden kolumu öne savurduğumda bunu da öne büyütmek, öne doğru getirmek doğru bir harekettir. Aynı şekilde geriye çektiğimde de şunu geriye almak. Hani bunlar hani sonradan sonradan emanet söylüyor gibi oldum ama hani doğru olması gereken odur. Hareketin şöyle yaptığım zaman köprücük kemiği öne gelecek. Zaten çok rahat anlarsın yani onu. Bu da böyle yaptım. Geriye gitti. Hani bu şeyleri de bu şekilde düzeltebilirim. Mesela ki köprücük kemiği için zaten bir tane kontrol koyduk şuraya. Sallıyorum bunu şöyle hafiften rotate Y'de aldı mesela. Değil mi? Şu an sallamasyon olarak çok yuvarlak rakamlar kullanıyorum sürekli. 25'te de 10 olsun. 10. Şuraya geldiğimde biraz da öne şey yapması lazım. Sallıyorum bu da eksi 10 olsun. Sonra diğer köprücük kemiğine geldim. Bu E'ye bastım. 10. Tabii bu kadar irilikteki bir adam için aslında kollarını fazla sallıyor, onu söyleyebilirim. Ya da bu kadar küçük adım atan bir şey için ama. Mesela biraz daha güzelleştirmeye çalışalım. Ben de biraz daha animasyon yapıyormuş gibi davranayım bari. Yapabiliyormuş gibi davranayım. Yapamıyorum normalde de. Ara verilebilir. Ara biliyorsunuz, bizde aralara siz karar veriyorsunuz. Mesela 13'te şeyi biraz bükmüşüz, 25'te de bükmüşüz. Mesela 25'te şunu biraz daha... Sen görmüyorsun lan fotoğrafı. Kim?
veriyorum.